Teşekkürler Doğu, ağzına sağlık. Teşekkürler Grup Agora ve Alin'in arkadaşları. Doğu, sen arkadaşlarımızı tanıştır istersen. Klavyede Timur, gitarda Önder, bağlamada Cihan, kemanda Murat ve ben Aysel'le Doğu. Bir de ben, Yusuf Hayaloğlu. Hoş geldiniz stüdyo konuklarım. Ayağınıza sağlık, iyi geldiniz. İyi akşamlar şiir ve türkü dostu Flash TV'nin değerli izleyenleri. İyi akşamlar güzel Türkiye'min güzel insanları. İyi akşamlar güzel Türkiye'min hasretiyle, özlemiyle yanıp tutuşan dünyanın dört bir tarafına dağılmış Türkiye sevdalıları. Sizlere bu akşam yine şiirlerle, türkülerle bezenmiş hoş bir program sunmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ben programı sunarken hep konuklarım için ilk önce bir girizgah yaparım. Genelde bu girizgah pozitif girizgah oluyor. Zaten pozitif olmayan bir girizgahın ne işi var bizimle? Çünkü öyle bir konuğa ihtiyacımız yok. Bizim konuklarımız hep iyidir, güzeldir, sizin sevdiğiniz konuklardır. Biz de zaten sizin sevdiğinizi bildiğimiz için onları konuk ediyoruz. Ama nedense bu metiyeler, övgüler hep işte yıllarca çalışmış, didinmiş, bir yere gelmiş, duayen seviyesine gelmiş, işte yaşlı sanatçılarımız için yapılır. Onlar için yapılan övgülerden hiç kimse erinmez, sakınmaz. Ama asıl olan genç değerlerin kıymetini bilmek ve onlar için doğru övgüler sunabilmektir diye düşünüyorum. Gençlere nedense bu iltifatlar pek yapılmaz. Gençler de zaten yeni başladıkları için, biraz mütevazı oldukları için onlar da böyle bir şey talep etmezler. Ama kadir kıymet bilen halkımız da bunları çok iyi değerlendiriyor. Biz de kadir kıymet bilen insanlarız. Şimdi size genç bir arkadaş sunuyorum ama her bakımdan genç, ruhuyla, yeteneğiyle, müziğiyle, kalbiyle, dinamizmiyle her bakımdan çok genç bir arkadaş sunuyorum. Nicedir onu tanıyorsunuz aslında, saçlarını da dökmüş olduğu halde o gene bir gençlik timsalidir.
Ben hep şey düşünürüm. Türkiye'de müziğin belli evreleri, belli dönemleri var. Bir dönem Orhan Gencebay gibi büyük bir usta kendine özgü saz çalışı, kendine özgü yorumlayışı ve kendine özgü besteleriyle büyük bir ihtilal yaratmıştı Türkiye müzik tarihinde. İlk önce o kanıksandı, hatta dışlandı, arabesk falan dendi. Sonra sosyolojik açıdan incelendi ve işte köyden kente göç olgusuyla değerlendirildi. Varoşların çığlığı olarak değerlendirildi. Evet, o sürece, o döneme, 60'lardan sonraki göç sürecine çok denk düşen bir yaklaşımı vardı ve karşılığını öyle buldu. Sonra aradan çok yıllar geçtikten sonra böyle bir süreci yeniden yaşamaya başladık biz. Tekrar hepimizin bildiği gibi bir yani Güneydoğu sınırlarımızda, Doğu sınırlarımızda yaşanan çok gergin bir süreç yaşadık. Kardeşler kardeşlere düştü, kardeşler kardeşlere küstü. Anneler çok acı çekti ve bu da büyük bir göç olgusu yaşattı. Ve bugün Diyarbakır'ın, Batman'ın, Van'ın, İstanbul'un, Ankara'nın, Mersin'in, İzmir'in bütün varoşlarında bu göç olgusunun izlerini görüyoruz. Bu göç olgusu kendini büyük bir dalga olarak bu kentlerin dış mahallelerine taşırken elbette ki isyanını, hırçınlığını, ezilmişliğini, sindirilmeye çalışılmışlığını, açlığını, yoksulluğunu da taşıdı beraberinde. Bu kaçırılmaz olarak bir kültür oluşturdu orada. Bu kültürü müzik anlamında değerlendirirsek bu kültür kendi değerlerini yeniden yaratmaya başladı. Bu değerler bir süre önce daha siyasi anlamda başka türlü algılanıyordu ise bugün o kadar siyasi bir platform yok ve bu değerler tamamen ekonomik değerler olarak su yüzüne çıkmaya başladı. İnsanlar hayata tutunmak için, ayakta kalabilmek için, yaşayabilmek için inanılmaz bir çaba içine girdiler. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani çöplükten ekmek toplayanları da biliyoruz. Evin kirasını veremeyenleri de biliyoruz. Her gün gözümüzün önünde bunlar ve son zamanlardaki Kafkasçılar, Tinercilerin de kaynağının ne olduğunu biliyoruz. Hepsinin kaynağında aslında bu büyük ve kaçınılmaz göç vardı. İşte bu göçün, bu göç kültürünün kendi yarattığı müzikal ortamda bir büyük değer sivrildi. Çünkü bunun tam karşılığını veriyordu o yaptığı bestelerle ve isyanın sesi olmakla ve şerefliye şerefsiz, şerefsizde şerefsiz olduğunu haykırmakla ve ekmek bulamayanların ekmeğini elinden alınmaması gerektiğini haykırmakla bir isyanın, bir sosyal başkaldırının sesi oldu. Ve bu anlamda da çok değerli bir yer ifade ettiğine inanıyorum ve gelecekte de çok değerli bir yer ifade etmeye devam edecek. Hem sesiyle, çok güzel yanık sesiyle, hem de çok güzel besteleriyle ve hem de bu çok güzel, çok doğru yaklaşımıyla tesadüfi olmayan, çok iradi bir yeri bulmuş, seçmiş ve o tahta kurulmuş olan çok değerli genç bir arkadaşım işte Kıvırcık Ali. Ne söyleyebilirsin abi? Hoş geldin Ali'ciğim. Hoş bulduk hocam. Hep böyledir. Halkın sanatçıları el yordamıyla da olsa, spontane de olsa, iradi de olsa, bilinçli de olsa sonuçta kendi realitelerinin içerisinde yaşarlar ve kendi realitelerini sanatlarına yansıtırlar. Kesinlikle. Ve onlar fark edilmeyi, keşfedilmeyi beklerler ama bizim aydınlarımız onları biraz geç keşfeder. Evet. Hatta ara sıra... Ve sonra böyle sosyolojik tahliller yapılır. Ben bu sefer erken davrandım. Herkesten önce bu tahlili yaptım. Ve söylediklerimin hiçbirisinde herhangi bir abartı yoktur. Bu böyle de, gelecekte de böyle değerlendireceksin. Bu yere gelişin nasıl oldu? Biraz da senin ağzına dinleyelim Ali'ciğim. Bu yere geliş aslında çok kolay olmadı. Tokat'tan geldim. Tokat'tan 83'te İstanbul'a geldim. İşte bir ses yarışmasına katıldım. Ses yarışmasından sonra ta ki 83'ten 95'e kadar, 96'ya kadar bana kaset yapılmasını bekledim. Bu arada da işte yapılmayacağından umut kestim sonuçta. Ben 3 tane albüm yapıp, işte un kapağında kapı kapı dolaşıp birilerine dinlettik. Hiçbiri şu yani o albümü çıkarma taraftarı olmadı. Bugün var olan herkes aynı süreci yaşadı. Evet. Un kapanı kimseyi keşfetmez. Sen kendin yırta yırta girersin. Yırta girersin. Yani. Sonuçta doğru şeyler yaptığıma inanıyorum. Ben de senin söylediğin gibi. En azından gördüğümü, hissettiğimi, yaşadığımı, yaşanılanı bir şekilde yorumcu olarak, besteci olarak, icracı olarak topluma sunmaya çalışıyorum. Bunda ne kadar doğru, ne kadar yanlış sizlerin takdirine kalmış, toplumun dinleyicinin takdirine kalmış. Ve bu son nefesime kadar da böyle devam edecek.
yaşadığını yansıtıyorsan, yaşadığını hissedenlerle denk düşersin ve onlar seni sever, kucaklar. Zaten onlar seni sevip kucakladığı zaman da hiçbir zaman sırtın yere gelmez. Ama buralara da kolay gelinmiyor. Biliyorsun sen tırnaklarınla kazıya evet, geldin. Yani 15 yıl her yerde çalıştın. Kulüpte, pavyonda, gece, düğün salonunda, konserlerde, gecelerde, her yerde. Her yerde. Ne, şu halen de öyle. Öyle halen de öyle. Müthiş bir enerji desen. Nereye gitsem oradan çıkıyorsun. Erzincan'a gidiyorum, oradan çıkıyorsun. Evet. İsviçre'ye gidiyorum, oradan çıkıyorsun. Bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun? Sabahları ne yiyorsun? Sabahları ben çorba içerim. Vallahi. Vallahi. Çok seviyorum. Kahvaltı yapıyorsun yani. Yani mutlaka çorba içerim. Kahvaltı yapmak müthiş bir zindelik ve müthiş bir güç verir insana. Kahvaltı yaşamanın yarısıdır. Kahvaltı etme alışkanlığını edinin. Çok önemli bir şey. Kahvaltı etmeden evden çıkmayın. Ne olursa olsun mutlaka bir şeyler yiyin. Öğle yemeği yemezseniz olur, akşam yemeği yemezseniz olur ama kahvaltı şart. Bir de biz geç kalktığımız için... Kahvaltı yerseniz direkt... Ali abiniz gibi zeki, çalışkan ve üretici olursunuz. Geç kalktığımız için ben normalde işte kahvaltı yapmayı erken kalkmak güzel olur da geç kalkınca böyle şey istiyor canım, böyle tuzlu bir şey, mesela ya yemek olacak ya da çorba. Çok seviyorum öyle. Şimdi 11 çay kahvaltısı oluyor. Yapmıyorsun yani. Ya çok zor, çok erken kalkarsam oluyor. O da sabah böyle televizyon programlarına falan gidersem ya da işte uçak yolculuğumuz falan olursa o zaman erken kalkıyorum. Bu kadar sıkışıklık içerisinde bu beste yapma ortamına nasıl ulaşıyorsun? Yani eskisi gibi herhalde natürel ortamlarda değil de biraz zorlayarak oluyor. Çünkü ben de biliyorum o süreçleri. İş güç çoğalınca artık belli dar vakitlerde üretmek gerekiyor. O zamanlarda da kendine özel ortam yapıyorsun. İşte ha. Ne yapıyorsun mesela, mum mu yakıyorsun? Yok, evde çalışmadan onu, lambayı da kıstım biraz, o benim çalışmam. Çok ışık olduğu zaman o da rahatsız ediyor beni. Evde çalışmadan var Yusuf abi. Artık oraya gömülüyorum. Yani pek dışarıda çıkmıyorum. Yani önceden işte barlara giderdim, arkadaşlara ziyaretim. Son birkaç aydır hiç dışarıda çıkmıyorum çok fazla. Gidiyorum, gömülüyorum oraya. Mutlaka bir şeyler çıkıyor. Dediğim gibi o ortam, o zaman çok önemli. Böyle he deyip de oturup bir şey çıkmıyor. Mutlaka çıkmıyor. İşte gün içerisinde gezer dolaşırım mesela, bir yerlere giderim. O anda evde otururum. Biraz çok sıkıldığım zaman İşte müzik dinlerim, televizyon seyrederim. Ondan sonra yine kendim odaya atarım. Böyle güzel şeyler. Televizyonlardan en çok hangi televizyonu seyredersin? En çok daha böyle haber nitelikli programları seyrediyorum. Bir de flaş seyrediyorsunuz da. Flaş evet. Bizim için çok özel bir kanal çünkü. Bizim halkımız diyorsun, mikrofonu uzatınca ben belgeselleri seyrediyorum der ama televoleden de hiç ayrılmaz. TRT'yi de çok seyrederim mesela. TRT'de evet, çok güzel evet, programlar var. Evet. Flaş da öyle. Ya oturaklı güzel sağlıklı. Oturaklı tabii tabii, yani bütün kanalları gezerim yani, bakarım ciddi anlamda böyle. Bizim kanalda biliyorsun sen de çalıştın, öyle reklam yapma yapmama diye bir dert yok. TRT çok güzel bir kurum. Flash televizyonu hakikaten çok güzel. Kanal 7'de bazen çok güzel programlar oluyor. Yoksa o büyük kanallarda hep birbirinin benzeri ve o günceli boş, içi şey boş yapan programlar hocam hepsi. Ya zaten 10 saniyelik bir görüntünün 60 saniye reklamı yapılıyor evet, az sonra diye artık insan... Az sonra da hiçbir şey yok. hiçbir şey yok. Sonra az sonra gösterdiğine bakıyorsun ki zaten fragmanda gösterdiğin aynısı. Üstüne yeni bir şey aynısı yok yani. İnsanları aptal yerine koyup kandırıyorlar, oyalıyorlar falan. Bu nasıl bir şey ben anlamadım yani. İnsan şöyle ayaklarını uzatıp da orada şöyle gümbür gümbür türkü dinler, gümbür gümbür bir haber programı evet, dinler, bir belgesel evet, dinler. Bu nedir yani, anlamadım. Ben de anlamıyorum. Anlayabilsem zaten. Ali'cim bir girizgah yapalım. Güzel senin türkülerinden bir tane dinleyelim. İzleyicimiz sabırsızlıkla seni bekliyor. Benim türkülerden dinleyelim. Benim türkülerden olsun. Yani nasıl istersen. Belki benim türkülerden olsun o zaman. Ya da senden bir türkü okuyayım ben abi. Çok sevdiğim bir türkün. Buradasın diye değil değil mi yani? Yok, buradayım diye değil. Ben çok uzun süredir de bu türküyü okumadım hiç. Hangisi? Şu dağlarda kar olsaydım. Alsaydım. Thank you.
mezar olsaydım, olsaydım arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım. Geçmez mi
çektim çile, derdimi getirmem dile, yetmez mi çektim çile, her yakın yolcu benimle. Dağlara çıktım ağladım, yollara düştüm ağladım. Her yandım yolcu benimle. Dağlara çıktım ağladım, yollara düştüm ağladım. Tutuştu gönül çırağım, bozuldu bir ana bağım, kapandı yolum yolağım. Tutuştu gönül çırağım, bozuldu bir ana bağım, kapandı yolum yolağım. Yavuz sesinde hiç pürüz olmuyor Ali seni. Lütfi Gültekin'e ait güzel bir eserdi hemen arkasından. Bu Lütfi Gültekin'in başka bir parçası da var mı senin? Benim bu albümde herhalde bu yer alacak. Ha, bir daha olacak. Yok, Lütfi Gültekin'den hiç kim yok benim arkadaş? Lütfi abi çok güzel türkülere imza atmış bir ozanımız. Hatta sana bir dosya gönderdi. Ben yaklaşık 1,5-2 ay oldu iletemedim. Bugün getirdim dosyayı da. İşte Bahtişehir'de şu anda ismini sayamayacağım bir sürü eseri var Lütfü Hoca'nın. Evet. Çok iyi bir bestekardır. Çünkü ben biliyorsun bu anlamda çok önem veriyorum üretici kişilere. Bunların lanse edilmesi, tanıtılması, sunulması lazım. Zaten sana böyle bir şeyi uyarmaya gerek yok. Sen, Onur Akın falan yani birkaç arkadaş var. Siz çok vefalısınız. Bu üreten arkadaşları, yazan arkadaşları, besteleyen arkadaşları mutlaka söylüyorsunuz. Söylememiz de gerekiyor. Güzel bir şey, harika bir şey. Tabii ki. Bazı arkadaşlar var söylemiyorlar. Yani kendilerinin bilinmesini istiyorlar. Ya işte benim... ne gerek var ki senin, yani... senin değilse değil yani. Şimdi bu türküyü bir yazan bir yürek var. Bu evet. Türküyü besteleyen bir evet. yürek var. Bu türküyü okuyan da bir yorumcu, evet. işte icracı var. Sonuçta ben icracıyım. Şu anda bu türküyü icra eden benim. Kendi i̇şte, eserlerinde var, he, başkasından da okuyorsun ki, yani. Tabii ki. Gayet doğru. Ya bunu saklamanın hiçbir manası, anlamı yok. İşte yani onlar, yani onlar ben için okudum, var. Sanki benim, eğer söylemezsem benden zannederler düşüncesi. Çok yani. Yanlış. Hiçbir şey değil. Ali biz seninle nerede bir düet yapmıştık? Bir televizyonda mıydı? Erzincan'da mıydı? Bir yerde. Şimdi biz yok. Seninle bir araya geldiğimizde kimdi ya? Kaç defa telefon çok güzelsiniz diye şeyi yapmıştık değil mi? Nereden bileceksiniz? Nereden bileceksiniz? Yapalım ya, mı? Gelin? Yapalım hemen. Valla. Valla. Hadi bakalım. Hemen yapalım.
çiçek. Çok teşekkür ederim. Bir çiçek, bir çiçek getirdi. Anadolu Sevgi Birliği'ne çok teşekkür ederiz sevgili Hüseyin Bey'e. Anadolu Sevgi Birliği her sene yılın sanatçılarını, şairdi, yazardı, şarkıcıydı, türkücüydü. Halkın oyuyla seçiyor ve onlara naçizane öğütler veriyor. Adı üzerinde bir sevgi birliği, bir sevgi derneği. Onlara sevgi yolunda başarılar diliyoruz. Ben geçen sene ödülümü almıştım. Bu sene halkımız kime verecek? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum başkanım. Geçen sene ben burada olmayışımdan dolayı ödülümü almaya gidememiştim. Bir hafta önce gittim. Sağ ol Yusuf abi. Bir hafta önce gittim, ödülümü aldım abi, bir yıl sonra. Zaten Flash TV bu ödülü almanın ilk çıkış noktası. Geçen sene Belkıs Hanım'la ben almıştık. Bu sene inşallah sen alırsın. Geçen sene de alır. Geçen sene aldım ben de. Aldın ben ama ödülü almaya gelmedim. Ödülü almaya gidemedim. Sağ olsun, geçen aradım başkanım, dedim ya benim ödülüm hala orada duruyor, ben gelim alayım dedi, seni bekliyorum. İşte en güzel şey de gerçekten anket kağıtları var, anket formları var ve halk oyuyla belirleniyor. Evet. Zaten halkın sanatçısının halkın derneğinde de ödül alması kaçınılmaz bir şey. Çok güzel bir duygu, çok teşekkür ediyorum başkanım, sağ olun. Evet Halicim, Anadolu Anadolu Sevgi Birliği sevgisini çiçeklerle ifade etti. Sen de sevgini türkülerle ifade ediyorsun. Çiçeğin üstüne de bir türkü çok güzel. Vallahi gider. Ne diyelim? Hele kardeş diyelim o zaman. Güzel bir türkü. Hele kardeş. Her an
Arkasında kısa bir boşluk kalmıştı en sonunda, finalinde. Ya oraya bir şey yaz dedi. Sonra yazdım, biraz uzun oldu. Hayır. İşte bu dağlar, bu dağlar sırrım vermez bu dağlar. Koynunda kartal besler, geri vermez bu dağlar. Sığmadı öyle ufak ufak indire bitirdi. Baktım evet. Sen de aynısını yaptın. Evet. Ben de aklıma geldi son anda. Çünkü tamamını da bilmediğim için. Güzel oldu. Peki Yusuf abi. Bir şiir dinleyelim. Programcılığı unutmamışsın. Unutmadım ya. Flash TV de seni unutmadı. Her zaman burada sevgiyle anlıyorsun. İzleyicilerimiz de hep özlediler seni. Çok güzel bir programdı. İş yoğunluğundan dolayı. İş yoğunluğundan. Yeni albüme girdim bu arada. Onun yoğunluğu bir taraftan. İnşallah işte yeni albümden sonra tekrar döneceğiz. Yine geleceksin. Bekliyoruz seni. Tabii canım. Gelip Flash TV'nin benim hayatımda çok farklı, çok önemli yeri vardır. Ben ilk Flash TV ile başladım çünkü. Biz gerçek bir aileyiz biliyorsun. Daha evet. Önceki böyle evet. Suni balon aileler vardı. Biz hakiki bir aileyiz. Bu birliktelik zannediyorum
bütün güzelliğiyle, bütün içtenliğiyle, içerisinde işte suni duyguların beslenmediği bir ekibimiz var. Muhteşem. Muhteşem bir ekibimiz var. Ve dedim ya, albümü hazırladıktan sonra, çıkardıktan sonra herhalde tekrar döneceğiz. Bekliyoruz vallahi. Döneceğiz. Yerimiz hazır çünkü, duruyor. Dağlara giden zor gelir dedik. Peki mahpusa düşen zor çıkar mı acaba? Hele bir aşiret çocuğuysa. Aşiret çocuğuyam, adım Köylan, Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarda kartal uçurmuşam, kurt kovalamışam, adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişem, rezil rüsva etmemişem kendimi böceklere. Bu yüzden dik bakarım adamın yüzüne. Bu yüzden böyle hoyrat kalmışam. Asi bir köylanam. Anam rüzgar, babam gurbet. Bin yıldır bu koğuştayım. Diz çöktürmez ki beni hasret. Seni sevmişem, bir kekliğin sesini üzmekten sakınır gibi. Seni sevmişem, gururlu dağ çiçeklerini göğsüme takınır gibi. Ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da öyle gelmişem buraya. Yavri yavri, ölürsem irade ölürüm. Harlanmış bir kılıca alnımla dokunur gibi. Ah sivir köylüm, gözlerini benden ayırma. Kırılıp düşerim sonra, kimse bakmaz yarama. Bana ne getirmiş Engicim? Karda çürümüş sümbül soğanları. Yoksa toz kaldıran taylarımı dar geçitlerde mi kanatmış an? O göçebe sevdamızın yamacına şimdi kimler konmalı söyle yavri yavri. Söyle kınalı kuzum nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne katmış an? Asi bir köylanam, mahmuz vurma düşüme. Delerem bu duvarları canlarla kavuşmaz peşime. Ben ki dipsiz uçurum boylarında, paramparça olmuş ölmemişim. Ben ki huysuz nehir yataklarında yaralarımı çamurla sıvamışam. Nasıl sığaram düşündün mü şu altı adımlık tosbağa voltasına şimdi? Yavri yavri, dağları çıldırtan öykümü ben bu demirlere dişlerimle yazmışam. Asi bir köylanam, el süremezler yeleme. Bırak yırtılayım, bırak. Gem vurma benim dilime. Thank you.
Hüznün duvarlarında sıvası dökülmüş bir yer vardır. Bilir misin yavrum? Bilir misin çiçekler kentik kentik solar bu gavur ölüsü mapusane akşamlarında? Bırak, bırak gözyaşlarının uyduğu çukurlar öylece betonda kalsın. Dolansın peşime bir metrelik etmez bu sırttan adımları, dolansın. Yavri yavri, şapkam namusumdur. Kova buralarda, kova, kova, kova tesbihim dağılmasın. Ah Sibir köylanı, kesmez beni bu acılar. Beni vursa da bu kuşlar ancak sırtımdan vururlar. Vardım yıkıla.
Kerbele inişine oy, neler getirdi başıma oy. Bak şüphele inişine oy, neler getirdi başıma oy. Avullar kattım aşıma oy. Ne istedin benden hele boy, kayın hele salım hele boy. Avular kattın aşıma boy, ne istedin benden hele boy, kayın hele salım hele boy. Felek zalim felek. Felek. Bu felek kimdir Ali? Abi. Nasıl bir şeydir? Neye benziyor? Bu halkımız biliyorsun bütün derdini, şikayetini, sitemini feleğe yapıyor da bu felek nasıl bir şey? Feleği tarif edemeyiz ki abi zaten. Yani feleği anlayabilsek, algılayabilsek. Herkesin kafasındaki felek mi efendim? Yani. Felek bize zulmeden, ekmeğimizi çalan, sırtımıza binen, evet, hakkımızı vermeyen, bizi süründüren felek. Felek. Şimdi onunla ilgili yeni bir şiir var böyle. Bu sefer de o şiirde işte yanıma, semtime uğrama felek diye böyle bir tih geçen bir şiir. Çok güzel bir şiir. Onunla uğraşıyorum. İnşallah olursa belki üçüncü albümde ona yer vereceğim. Başımıza ne geliyorsa felek diye. Sözleri çok güzel. Şu anda aklımda yok. İşte içersem bil ki keyfimdendir. Düşersem işte sevinme, yorgunluktandır. Bana böyle çok güzel şeyler. İşte biraz da derdi gamı sen çek felek diye böyle çok hoş sözler var içerisinde. Ama felek hiç çekmiyor. Hep çektiriyor. Hep çektiriyor. Burada bir isyan edelim bakalım feleğe. Yani. Bir de o tarafa gönderelim ne olacak? Bizim halkımız dertlendiğimiz zaten ya feleğe yahut da dağlara. Dağlara. Derdimiz yanıyoruz. Bir şekilde ya aslında işte bu bir bir dile getiriş biçimi, üstü kapalı, evet, bir dile getiriş biçimi. Bizim halkımız çok mütevekkildir. Yani bir şekilde sabırlıdır, tevekkül gösterir. Kaderine biraz razı olmuştur ama o kaderin de artık değişmesi gerektiğine de inanır. Çünkü son zamanlarda özellikle inanılmaz bir dinamizm var halkımızda. Özellikle Türkiye toplumu ve toplumun %20'si gecekondularda oturuyor. 5 milyon gecekondu var ve çok büyük bir sosyal patlama olabilir. Çok büyük hizmetler gerekiyor. En başta konut açığı mutlaka giderilmesi gerekiyor. Bu insanlara bir konutlar yapılması gerekiyor. Yani devletin konut yapması gerekiyor. Yoksa devlet
vatandaşına, bu köyden göç etmiş, kentlerin kenarlarına sığınmış insanlara yardım etmezse sonra devlet felek olur bu sefer. Yani sonuç olarak öyle. En azından göçü engellemek lazım. Evet. Veyahut da işte buradaki yapılaşmayı durdurmak lazım. Ben şimdi 3 yıl önce bizim köyde yaklaşık işte 20 hane kalmıştı. İşte 50 hanenin evet. içerisinde. Hep öyle. Ben geçen sene gittim 9 hane kalmış. Evet. O da yaşlılar kalıyor. Yani. Şimdi önümüzdeki sene gittiğimde hiç kimse kalmayacak. Bu sadece bizim köyde değil, bütün köyler böyle boşaldı. Sen çevre belediyelere çok gidiyorsun. En son hatta beraberdik Sarıgazi. Evet, Sarıgazi'de öyleydik. Muhteşem bir konser yaptık. Ama gördük orada işte gecekondu ama hep genç nüfus. Hep evet. genç. Yani hep 20-30 yaş arası insanlar. Yani Anadolu'ya... Ve nasıl bir dinamizm var değil mi? Nasıl insanlar hayata tutunmaya çalışıyor, var olmaya çalışıyor? Var. Şimdi bu hayata tutunmaya çalışan insanlara da destek olmak lazım yani. Şimdi... Her ne kadar da tutunmaya çalışsa, mücadele etse, şimdi onun mücadelesine destek veren bir devlet de gerekiyor sonuçta. O zaman biz de desteğimizi şiirlerimizle, türkülerimizle veriyoruz. Evet. Ben... Sen de ki vur sırtına. Dostun olan yani, vur sırtına. Bunu al kendisini ezenlere söylüyor tabii. Ben evet. dostun olayım da vur sırtına diyor. Eyvallah. Ben de senin arkandan yine varoşlarla ilgili bir şiir okuyayım. İstanbul Acılar Kraliçesi. Akalım gidelim Mali. Sırtına vur sırtına, dostun olan vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam, al derdimi vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam, al derdimi vur sırtına. Duman kalır, duman kalır, ocak tüter, duman kalır. Duman kalır, duman kalır. Ocak tüter, duman kalır. Ben yanarım hiç tükenmem, ben yanarım hiç tükenmem. Benden sonra duman kalır. Ben yanarım hiç tükenmem, ben yanarım hiç tükenmem. Benden sonra duman kalır. Kalan kalır, kalan kalır. Giden gider, kalan kalır. Geri gelmem benden sonra kalan kalır. Sen giderim geri gelmem ben giderim. Geri gelmem benden sonra kalan kalır. Zalıma yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda. Bir hayına yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda. Meydan kalır, meydan kalır, iyi gidermez meydan kalır. Meydan kalır, meydan kalır, iyi gidermez meydan kalır. Hatırım, yere vurma hatırım, sana kalleş meydan kalır. Yere vurma hatırım, yere vurma hatırım, sana kalleş meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır. Ben gidelim, geri gelmem, benden sonra kalan kalır. Giderim, geri gelmem, ben giderim, geri gelmem benden sonra kalan kalır. Teşekkür ederim. Ahmet'in şarkıları sende çok güzel duruyor.
Ali'cim. Evet, seviyorum çok, Ahmet abinin şarkılarını okumayı. Üst üste geliyorsunuz, hem duygu olarak da üst üste geliyorsunuz. Duygu da olarak üst üste geliyoruz. Ses olarak, tonal olarak da çok güzel ifade ediyorsun. Sözler? Biz bunu Ahmet'le beraber bu göç olgusu üzerine yazmıştık zaten. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır. O köyden kente göç eden bir delikanlının vedasıydı. Ben de kente gelmiş ama kente tutunamayan bir delikanlının sistemini okuyayım hadi. Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze, utan şu türbelerinden, minarelerinden utan. İstanbul, ey İstanbul ey, acılar kraliçesi. Savaşın ve bozgunların gariban çiçeği. Ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor, sormuyor musun? Kadınların ki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocuklarım ki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En ücra genlerime, al yuvalarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar, bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul, ey İstanbul ey, acılar kraliçesi. İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı. Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı. Ciğerlerim çatlıyor, duymuyor musun? Hangi pencerene çıksam, o salya sümük pezevenk suratlar. Hangi caddene dökülsem, o şangur şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar, sarsmıyor mu seni hiç bunca infilak, bunca isyan çığlıkları? İstanbul, ey İstanbul ey, acılar kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi, intihar anı. Beni öpmüyor musun?
ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı? İstanbul, İstanbul, ey İstanbul ey, acılar kraliçesi. İhanetin, ihanetin, ihanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan, beni sattın, utanmıyor musun? Agora. Ya bu Onur'un müziği de çok güzel uyuyor, evet. Bu parçaya biliyor musun? O da İstanbul ya. O da İstanbul. O bekle bizi İstanbul. Bu da işte geldik de İstanbul'dan aldık boyumuzun ölçüsünü. Boyumuzun o İstanbul. Ölçüsü. Yine sen bu İstanbul'a yenilmedin Ali be. Ya aslında yenilmediğin için insanların umudu oldun zaten. İstanbul öyle bir şehir ki ben yaklaşık 20 yıldır 83'ten 21. yıla giriyorum neredeyse. 83'ten beri İstanbul'da mücadele veriyorum. 20 yıldır. 20 yıldır, tam 20 yıldır. Şurada 4-5 yıldır işte hasbelkader türkü söylüyoruz. Ürettiklerimizi. Ne götürdü Ali senden saçların dışında? Saçlarım dışında çok fazla bir şey de götürmedi. Değerler duruyor mu aynen? Değerler duruyor. En azından ben kimliğimi, kişiliğimi yitirmedim. Bravo. Değerlerimi yitirmedim. Bravo. Onu yitirmedim. Onu benden alamadım. Bunu başaramadı. Ve çoğunluğumuzdan da bunu almayı başaramadı diye düşünüyorum. Bu anlamda İstanbul... Ekmeğimizi alıyor zaten, değerlerimizi alamaz. Bunun yanı sıra da işte hepimiz doğduğumuz yerde doyamayıp doyabildiğimiz yere kadar gelmişiz. Hala da sadece İstanbul'da da bitmiyor. Evet. İstanbul'da da doyamayıp daha başka yerlere, gurbetlere kadar... Yoksa herkesin memleketinden daha güzel ne var ki? Kesinlikle yok. O yüzden ben hep şunu söylerim. Bizi doğduğumuz yerde doyuramayanlar utansın diyorum her zaman. Bizim gocunacak bir yanımız yok. Biz aslanlar gibi çalışıyoruz. Bravo. Aslanlar gibi üretiyoruz. O yüzden işte doğduğu yerde doyamayıp yatağı yorganı sırtına alıp... Evet. Sezleri Fıktıran'a yine bestesi bana ait. Bir türkü okuyayım hocam müsaade ederseniz eğer. Geldik sana okuyorum. Ali'cim zaten. Geldik mi? Vallahi bu gemiyi yanaştıracağız. Bakalım nereye yanaştıracağız? Güzel bize böyle peş peşe gümbür gümbür iki tane türkü doğdukları yerde doymayanlara ithaf edelim. Eyvallah. Haydi bakalım. Evet Mustafa'cığım.
kuşlar uçun burada vefa yok. Uçun kuşlar uçun burada vefa yok. Öyle akarsular öyle hava yok. Öyle akarsular öyle hava yok. İsyanıma karşı aksi seda yok. Feryadıma karşı aksi seda yok. Bu yangın yerinde soğuk kül vardır. Bu yangın yerinde soğuk kül vardır. Bu yangın yerinde soğuk kül vardır. Bu yangın yerinde.